Güney Avrupa'da bulunan çizme şeklindeki bu ülke, sanat eserleri, nefes kesici manzaraları, tutkulu insanları, modaya yön vermesi ve birinci sınıf mutfağı gibi birçok nedenden dolayı dünyanın en popüler seyahat noktalarından biridir. İtalya'yı keşfetmek bir ömür sürebilir. İtalya'da ziyaret edilecek en iyi yerlere bir göz atın. Toskana'nın kuzeybatı bölgesindeki Arno Nehri boyunca yer alan Pisa şehri, Orta Çağ'da ticari bir imparatorluk olarak eski altın günlerinin çarpıcı kalıntılarını şimdiye dek taşıyor. Eyüp Kule mutlaka görülmesi gereken bir yer olsa da, bu şehri sadece en popüler simgesinin fotoğrafını çekmek için ziyaret etmek, bir ağaca bakıp tüm ormanı kaçırmak gibi bir durum olabilir. Akdeniz'in en büyük adası olan Sicilya, İtalya'nın güney ucunun hemen karşısında, dar Messina Boğazı üzerinde yer almaktadır. Konumu nedeniyle uzun zamandır bir kavşak görevi görmüş, bu nedenle tarihi, kültürü ve mutfağı açısından ülkenin geri kalanından çok farklıdır. Bunun en iyi örneği, 2700 yıldan daha uzun bir süre önce dikkat çekici bir şekilde kurulmuş olan Sicilya'nın başkenti ve en büyük şehri olan Palermo'dur. O zamandan beri, Fenikeliler ve Romalılardan Araplara ve Normanlara kadar herkes tarafından yönetildi ve her medeniyetin arkasında sanatsal ve mimari hazineler ve mutfak etkileri bıraktı. Toskana'nın kalbinde 3 tepe üzerine kurulmuş olan Siena, iyi korunmuş tarihi ve ünlü palio olarak bilinen ortaçağ at yarışı geleneği ile turistlere ortaçağa geri dönme fırsatı sunuyor. Eskiden zengin bir şehir olan Siena'nın, o döneme ait çarpıcı sanat ve mimari eserlerinin çoğunu şimdiye dek koruduğu için İtalya'da gidilecek en popüler yerlerden biridir. Como Gölü, yüzlerce yıldır kıyılarına gelen ziyaretçileri büyüledi. Yüksek dağlık zirvelerle çevrili pırıl pırıl mavi suları, rahat güneşli günleri ve yıldızlı geceleri düşünün. Como Gölü'nün doğal güzelliği neredeyse rakipsizdir. Ünlü İtalyan gölüne seyahat edin ve tatilinizi göl kenarındaki köylerde kalarak, otantik ev yapımı İtalyan yemeklerinin zevkine vararak veya gölde hayatın tadını çıkararak geçirin.
yürüyüş ve su sporlarından geziye veya sadece güneşlenmeye kadar herkesin keyif alacağı bir şeyler var. Altı numara. Mavi, sarı ve kırmızı renklerin hakim olduğu Beşşir'in Balıkçı Köyü, denize doğru eğimli uçurum kenarlarını kucaklıyor. Bu köyler ve çevresindeki yeşil tepeler, İtalya'nın popüler turistik yerlerinden biri olan Cinque Terre Ulusal Parkı'nı oluşturuyor. İtalya'nın kuzeybatı kıyı bölgesi Liguria'da bulunan Cinque Terre köyleri, yüzlerce yıl öncesine dayanan şarap teraslarını içeren ülkenin en güzel manzaralarından bazılarına sahiptir. Numara. İtalya'nın güneybatısındaki Campania bölgesinde yer alan Amalfi sahili, onu İtalya'nın en önemli turistik yerlerinden biri yapan olağanüstü güzelliği ile tanınır. Sorrento Yarımadası'nın güney tarafında 30 mil boyunca uzanan Amalfi sahili, parıldayan koyları, sarp kayalıkları, limon ağacı bahçeleri, rengarenk villaları ve gösterişli tatil yerlerini içeren pitoresk sahil şeridi ile mükafatlandırılmıştır. Numara. İkinci Dünya Savaşı sırasında ağır bombalamalardan neredeyse yok olan Milano, o zamandan beri yeniden inşa edildi ve şimdi Avrupa'nın en zengin şehirlerinden biri olarak parlıyor. Tasarım mağazalarıyla dolup taşan bir mega moda merkezi olarak kabul edilen Milano, Leonardo da Vinci'nin tablosu, Son Akşam Yemeği, La Scala Opera Binası, Castello Sforzesco ve dünyanın en büyük gotik katedrali gibi hayatta kalan dünyaca ünlü hazineleriyle de pek çok kişiyi kendine çekiyor. Thank you.
3 numara. İtalya'nın en önemli seyahat noktalarından biri olan Venedik, Adriyatik Denizi ile çevrili bir lagün üzerine kurulmuş eşsiz bir şehirdir. Kuzeydoğu İtalya'da bulunan Venedik, hepsi yüzlerce güzel köprü ve doğal kanalla birbirine bağlanan 118 adadan oluşan bir takım adadır. Kanallardan en ünlüsü olan Büyük Kanal, şehri ikiye böler. Pitoresk su yolları ve tarihi mimarisi, Venedik'i dünyanın en romantik şehirlerinden biri yapmaktadır. Numara. Toskana'nın başkenti Floransa, sahip olduğu sanat ve mimari hazineler nedeniyle genellikle devasa bir açık hava müzesi olarak tanımlanır. Uluslararası olarak İtalyan Rönesansı'nın doğum yeri olarak gözlemlenen Floransa, birçok sanatçı, mucit, yazar, bilim adamı ve kaşifin yanı sıra Avrupa'yı karanlık çağlardan kaldıran opera ve florin para birimini icat etmesiyle de tanınır. Bir numara. Eskiden Roma İmparatorluğu'nun başkenti olan Roma, bugün hükümet koltuğu ve İtalya'nın başkentidir. Ülkenin merkezi bölgesi Lazio'da bulunan Roma, aynı zamanda hem tarihi hem de modern olan geniş ve karmaşık bir şehirdir. Antik Roma yapılarını ve Vatikan şehrini barındıran Roma, 2500 yıldan fazla bir süredir kültür, güç ve din için önemli bir merkez olarak varlığını sürdürüyor.